Abdülhamit'le her şey YouTube kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet arkadaşlar, geldik Gerenköy'e. Gerenköy'de bakalım neler göreceğiz. Evet, sağlı sollu kahvelerin olduğu bir noktaya geldik. Bakalım nasıl bilgiler alabileceğiz. Evet arkadaşlar, aracımızı park ettik. Şöyle bir boş alan bulduk. Park ettik. Burası ana cadde. Evet. Köy yol böyle. Köyün yolu ileriye doğru gidiyor. Veterinerlik de varmış arkadaşlar burada. Ve şu alanda pek çok kahve görebiliyoruz. Şu şekilde. Evet, birbirinin dibinde pek çok kahve mevcut. Genelde köy yerleri, yaşlıların olduğu yerler. Evet. Başka da bir aktiviteleri olmadığı için mecburen kahve. Mecburen, evet evet. Yani bir de insanlar birbirlerini burada tanıyorlar arkadaşlar. Burası neymiş? Postaneymiş arkadaşlar. Belediye. Belediye. Eskiden belediyeymiş. De. Demek ki. Tabi detaylı bilgiyi alacağız. Aşağıda da postane var. Evet. Böyle havuzları olan bir yer. Oldukça geniş ve ferah bir alan, marketleri var. Evet, birkaç tane marketleri var. Bir kooperatifleri mevcut şurada. Çarşı kafesi. Ve sağlık ocağı var şurada arkadaşlar. Evet, yani işlevsel durumu nedir bilmiyoruz ama böyle bir binası mevcut. Evet arkadaşlar, Gerenköy'de izledik. Koça'ya bağlı. Eski adı, şu anda muhtarla görüştük. Muhtarın kendisi görünmek istemedi. Gerekli bilgileri ben size vereyim. Siz anlatın dedi. Evet, muhtar dedi ki ben size gerekli bilgileri vereyim. Siz kendiniz anlatın. Aynen izah ediyorum. Buradan otobüs geçiyor dedik. 750 ile 756 geçiyor dedi. Bunlar Ulukent ve Menemen istikametine giden araçlar. Aynı zamanda bunların bir tanesi de Koça'ya da uğruyor, ya da iki tanesi, tam o kadarını bilemiyorum. Peki denize yakınlığı nedir dedik. Koça'ya 19 kilometre yakınlığında dediler. Bir de evet, mahalle Gerenköy adı eski adıymış arkadaşlar. Burası köy ortadan ikiye bölünmüş. Bir tarafı başka bir mahalle, mahallemizin diyelim. Bir tarafı başka mahalle, bir tarafı yolun bir tarafı başka mahalle. Bunlar nedir? Bunların bir tanesi Mareşal Fevzi Çakmak mahallesi olmuş. Bir tanesi de Kemal Atatürk mahallesi olmuş. Aslında eskiden bunun tamamı Gerenköy adı altında bir mahalleymiş. Bu arada muhtarımın bir iletisi var. Bu durumdan muzdarip izliyorlar. Diyor ki eskiden bizim köyümüz köy statüsündeydi. Bu bizim için çok faydalıydı. Ama biz ne zaman ki mahalle statüsüne indirgendik, bu durumdan son derece sıkıntı yaşıyoruz dedi. Bu bizim için sıkıntılı bir süreçtir dedi. Evet, kendisine teşekkür ediyoruz verdikleri bilgiler için. Neden görünmek istemedi? Yani ben bazı insanlar dedi. Gibi sıkılıyor. Evet, ekranda. Sıkılıyorum dedi ama istediğiniz bilgileri size aktaracağım. Benim ağzımdan bunu gayet rahatça söyleyebilirsiniz. Bilgilerin bana ait olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama ben
kamera karşısına çıkamıyorum dedi. Biz de saygıyla karşılıyoruz. Kendisine verdikleri bilgiler için ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bu arada unutmadan söyleyelim. Muhtarım dedi ki bizim mahallemiz çiftçilikle geçinen bir mahalledir. Otobüs de geliyor evet, şu an. 750. Yeni Koçoğlu kent istikametine gidiyor. Evet arkadaşlar, biz şu caddede, ana caddesidir. Şu caddede bir dolaştık. Yukarıya doğru geldiğinizde şu tarafa doğru gidebilirsiniz. Mahalle araları diyelim. Sokaklar bu şekilde. Bir de şöyle yukarıya doğru çıkıyoruz. Sağlı sollu evler var. Bahçeleri mevcut. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Evet, burası nasıl? Keyifli mi? Keyfiniz yerinde mi? İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Ne güzel konuştunuz öyle. Selamladınız bizi. Çok teşekkür ediyoruz bunun için. Eviniz burası mı? Çekelim mi? Merhaba. Nasılsınız? İyi, sizden tanıdık. Çok teşekkür ederiz. Köyünüze geldik. Köyünüzü bir tanıtalım diye. Eviniz, bahçeniz kocaman maşallah. Allah içinize sindirsin. Keyfiniz bol olsun. Allah keyifli yaşamayı nasip etsin. Evet, bu konuştuğumuz kişilerin evleridir arkadaşlar. Evet. Yolu dedim yukarıya doğru çıkıyoruz diye. Şu yolu dümdüz gittiğinizde, evet, şu Haydar Market'in olduğu yer, bizim araçla geldiğimiz yer. Oradan yukarıya doğru geldiğinizde şurada 4 yol mu 5 yol mu ağzı var. Arkadaşlar şöyle bir yol gidiyor yukarıya doğru. Ama nasıl püfür püfür esiyor. Şimdi gelirken meydanda, köyün meydanında 38 derece yazıyordu. Biz bu 38 derecede burada güneş tepemizden vursa da püfür püfür esiyor. Terlemiyoruz. Çok güzel bir yer. Burası. Evet. Burası çok keyifli. Manzara hakikaten. Aşağı sıcak da burası güzel. Evet. Aşağı yol sıcak. Ama burası püfür püfür esiyor. Evet. Çok keyifli diyebilirim. Pişmeden geziyoruz. Ve tam orta noktadayız. Evet arkadaşlar. Peyderpey yokuşlu. Daha da yukarıya doğru gidişi var bunun. Ve şuradan manzara çok keyifli, çok güzel görünüyor. Evet arkadaşlar, iki mahalle oldu dedik. Gerenköy, Gerenköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarlığı, aynı zamanda Kemal Atatürk Mahalle Muhtarlığı olmuş demiştik. Evet, iki muhtarın da yeri burada. Evet arkadaşlar, aynı zamanda Foça Gerenköy dolmuşu da mevcut. Geldim çıktım tepene mi sen ablacığım? Geri gelirken. Evet. Artık kusuruma bakma Gülsen ablacığım. Kusuruma bakma. Tepene tırmanmak üzereydim. Ben de cep telefonla tanıyacağım. Evet, olsun, sağ ol. Evet arkadaşlar, demiştik köy ikiye bölündü. Ama hiçbir yerde yeni mahallelerin isimlerini göremezsiniz. Hep her yerde Gerenköy yazıyor. Çünkü yıllarca Gerenköy adıyla burası devam ettiği için
ediyorum. Yeni ismini kabul edemediler. Gerenköy ile ilgili sürekli Gerenköy ismi anılıyor. Karşıdan araç geliyor. Bekleyelim. Ama Gerenköy'de güzel bir yer. Oldukça güzel, oldukça geniş alan. Evet, esintisi var. Aşağılar çok esmese de yukarılar gayet güzel esiyor. Manzara keyifli. Evet. Nüfusu da 3000'in üzerindeymiş. Evet. Allah. Satılık yer var mı diye sorduk. Bilgim dahilinde yok dedi. Ama genelde çiftçilikle uğraştıkları için yokmuş öyle, evet, satılık yer. Ama gezdiğinizde denk gelir misiniz? Denk gelir miyiz? Bilmiyoruz. Muhtarın dediği bilgim dahilinde satılık yer yok. Evet, ayçiçeği ekimi çok fazla burada. Şu an pamuklar var. Ekin yerlerinde gördüklerimiz ayçiçeği ve pamuklar çoğunlukta. Evet, Gerenköy çıkışında hemen yine Gerenköy sınırları içerisinde bulunan böyle Foça Belediyesi'ne bağlı yerel ürünleri satış noktası mevcut. Burada köylüler ürettiklerini satıyorlar arkadaşlar. Allah herkese hayırlı satışlar versin. Amin. Bol bereketli kazançları olsun. Muhtemelen meşhur olmalı ki dedenin yeri diye yazılmış arkadaşlar şu satış yerine. Ve ekim yerlerine geldik arkadaşlar. Çok büyük arazileri var. Pamuk var. Muhtarımın dediği gibi çiftçilikle uğraştıkları için yan yana ekim yerleri oldukça fazla. Pamuklar henüz toplanmamış. Birçok arazide pamuk gördük. Yine pek çoğunda da ayçiçeği gördük arkadaşlar. Ekimi tarlalar toparlanmış. Yeni ekimler için sürülmüş. Çok büyük arazilerimiz var demişti muhtar. Hakikaten öyle, böyle gezdiğinizde ekilmiş, toplanmayı bekleyenler var. Ama çoğunlukla toplanmış, yeniden sürülmüş ekim yapılmayı bekliyor. Allah hayırlı Allah iş versin, bol hayırlı kazançlar olsun. Versin, bol bereketli ürünleri olsun. Çünkü çok büyük emek, çok zorlu süreçlerle ekim yapılıyor.